Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi biber gazından mahkum etti. Strasbourg Mahkemesi, Türkiye'nin biber gazı kullanımıyla ilgili yasal mevzuatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olmadığına hükmetti. Ankara'dan yasal mevzuatını değiştirmesini istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den biber gazı kullanımıyla ilgili yasal mevzuatını değiştirmesini istedi. Polis biber gazı kullanıyor. Ne olacak? Kullanmayacak mı? Avrupa Birliği müktesebatını aç bak. Polis biber gazını kullanır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Strasbourg Mahkemesi 2006 yılında Diyarbakır'da bir gösteri sırasında biber gazı kapsülüyle yüzünden yaralanan 13 yaşındaki Abdullah Yaşar ile ilgili kararını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü ve insanlık dışı muamele ile mücadeleyi kapsayan 3. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme polisin biber gazı kapsüllerini eğik atış yani 45-50 derecelik açı yaparak kullanması gerektiğini de vurguladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını sadece 2006 yılındaki davayla sınırlamadı. Haziran ayaklanmasında polisin uyguladığı orantısız şiddete de dikkat çeken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk hükümetinden yasal mevzuatını gözden geçirmesini talep etti.